Sevgili dostlarım, herkese hayırlı akşamlar dileyerekten başlıyorum. Ekranımızda standart yasal uyarımız kesinlikle alım satım tavsiyesi içermemektedir. Bu videomuzda sizlerle istek hisselerden Sasa, TSKB, Trakecam, Soda, Goodyear, Kardemir diye Vepark, Avrasya Gayrimenkul, Polho, Deva ve Otkar ve Akgü hisselerin teknik analizini ekranınızda görmüş olduğumuz standart yasal uyarı gereğince yatırım tavsiyesi olmadan teknik analizini sunmuş olacağız arkadaşlar. Öncelikle Sasa ile başlayalım. Evet. Arkadaşlar, Sasa için söylenecek tek kelime. Dikkat edin. Evet. Sasa için söyleyeceğimiz tek kelime dikkatli olmanızdır. Buradan bir dönüş gelebilir. Şimdi bu seviye ola ki aşıldı. Şöyle baktığımız zaman 7.63 seviyeleri. O zaman tamam, eyvallah deriz. Ancak bu seviyenin altında olası bir direnç dönüşüne maruz kalabilirsiniz. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yani bu bölge önemli. Buradan bir geriye dönüş olma ihtimali söz konusu. Ola ki kırmızı çizginimizin üzerine şöyle attık. Diyelim ki 7.70 bantları diyelim örneğin. 7.70 bantlarında sırasıyla 7.63 pardon 7.70 bandının üzerinde sırasıyla 7.90 ve de 8.44'ler test edilebilir arkadaşlar. Ancak öncelikle şöyle baktığımız zaman 7.62, biz bunun bir tık üstlerine şöyle alalım arkadaşlar. Ortalama 7.70 bantların üzerinde sırasıyla diğer direnç noktalarımız arkadaşlar 7.90 ve 8. Hemen şöyle yerleştirelim. 8.46 şeklinde sırasıyla dirençlerimiz gelir. Ancak söylediğimiz gibi bu seviyenin altına dikkat edin arkadaşlar. Burası önemli bir direnç noktası. Eğer bu dirençten geriye doğru bir dönüşüm olur ise bizi ciddi sıkıntılar bekleyebilir. Yani bu değer kaybına uğramamak adına buradaki direnç noktamızı iyi takip ediniz. Olası bir geri dönüşte siyah, bakınız, destek çizgisine kadar düşüşler söz konusu olabilir. Peki indikatörler ne söylüyor? Hemen ona bakalım. Burada RSI'da bakınız geriye doğru bir çekilme. MACD indikatör, stokastik RSI. Hemen MACD indikatörü şöyle 4 saatlik bakarsak daha net bir tablo elde edebiliriz. Bakınız 4 saatlikte MACD'miz ve RSI'miz satış üretmiş durumda arkadaşlar. Bakınız burada bir ikili tepe pozisyonu da söz konusu, hemen 4 saatlikte daha net gözükebiliyor. Yani ortalama şöyle 7.38 bandın altı sıkıntılı arkadaşlar. Yani 7.37, 7.36 bu bantlara düştüğümüz an tehlike büyüyebilir. Dikkatli olmaya davet ediyorum sizleri. Tekniğin sözcüsüyüz arkadaşlar. Al sat içermez. Evet. TSKB. Hemen ona bakalım. Evet. Birçok hissede gördüğümüz tabloyu burada da görebiliyoruz. Bakınız. Bariz bir şekilde arkadaşlar. İkili dip pozisyonu söz konusu. 1.12. Tam da sınırda kalmışız. Bu seviyeden olası bir tepki tekrar yukarıya taşıyabilir. Ancak 1.12 bandının altı tehlikeli arkadaşlar. Evet. Burada da yine gardımızı 1.12'yi referans alarak alabiliriz teknik anlamda. İndikatörlere baktığımız zaman indikatörler zaten şelale olmuş arkadaşlar. RSI'miz, MACD'miz, bunlar satış üretmiş. Bu 4 saatlik grafimiz. Bir de günlük bazda bakalım. Bakınız günlük bazda da yine birçok hissede bunu görebiliyoruz. Şöyle baktığımız zaman yükselenin RSI'de kırıldığını, MACD'nin satışa doğru gittiğini
ne yapıyoruz arkadaşlar? Görüyoruz. Dikkatli olmak gerekli. Evet. Özellikle bakınız şu 1.07 bandı bizim için önemli arkadaşlar. Yani buradan 1.12 seviyelerden gelip 1.07'lerde kırılır ise bakınız şu şekilde yani bu seviyelere kadar çekilmeler olabilir arkadaşlar. Burada da. Evet. Hep olumsuz gitmeye başladık. Hayırlısı. Trakya cam. Trakya camı 2.90'larda mı yazmıştık? 3'lerde mi? Ve yine güzel bir getiri bıraktı arkadaşlar. Şu düşenin kırılması bir nimet idi. Evet. Yani biz şu bölgeyi baz almıştık. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 3.04'lerde 2.95 su toplu Trakya cam demiştik. Bakalım yüzde kaç getiri yapmış? %13. Allah bereket versin arkadaşlar. Bazı da gözümüz yok. Şimdi Trakya camda normalde şöyle baktığımız zaman herhangi bir satış pozisyonu söz konusu değil. Ne olur? Olası desteğe doğru bir yöneliş olabilir. Bunu da mavi çizgiyle çizelim. Şöyle klonlayalım bir de. Evet. Bir de şuraya paralel çizersek arkadaşlar. Burada bakınız yükselen bir kanal trendini ne yapıyoruz? Görebiliyoruz. Yani bu kanalın dışına taşmadığımız müddetçe Trakya camda bir sıkıntı arz etmiyor sevgili dostlar. Ya bu olası hareketleri yani geriye doğru çekilmeleri mutlaka yapabilir. Ancak şimdilik yön yukarı arkadaşlar. Teknik anlamda yani henüz sat üretmiş bir durumda değiliz Trakya camda. Evet, düzeltme hareketi olabilir. Bunu da söylüyoruz arkadaşlar. Şimdilik günlükte bakınız 3.03'lerde alım verdi. 2.95 stoplu demiştik. Şimdilik yoluna devam ediyor. Çok olsa aldığınız seviyeye gelir arkadaşlar. Evet, Trakya camına geçelim ve Soda'ya bakalım. Evet, Soda. Sanayi. Sevgili dostlar burada her mavi çizgiye temas bir alım fırsatıdır. Yani Soda'yı bu şekilde değerlendirin. Bakınız her mavi destek hattına temas bir alım fırsatıdır. Tekrar geriye çekilme olsa bu mavi çizgiye gelse dahi tereddüde gerek yok. Dediğim gibi bir alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var arkadaşlar. Şöyle büyütelim. Öncelikli olarak yatay bakınız direnç noktamız aşılmış. Tekrar oraya doğru bir yöneliş ancak bu seviyenin altına henüz düşmedik sevgili dostlar. Yani 5.93 bizim burada önemli bir direnç noktamızdı. Bu direnç noktası kırıldı. Ancak biraz zorlanıyor üzerinde tutunmakta. Olsun arkadaşlar. Şöyle atıyoruz. Evet. 5.93, 5.90 bu bantlarda destek alarak takip edilebilir. Soda sanayinin güzel yerlere geleceğini ben inanıyorum sevgili dostlar. Ciddi bir hacim de söz konusu. Yani şu hacme baktığımız zaman ciddi bir hacim söz konusu. Yani buradan bir hareket olabilir sevgili dostlar. Yani Soda da söylediğim gibi 5.93'ler kırılsa dahi aşağıda bakınız 5.60'lar bir alım fırsatı sunar. Hiç paniğe tereddüde gerek yok. Teknik olarak şu anda hoş bir duruşu var arkadaşlar. Şöyle aylık bazda biz de Soda'ya bakalım.
Evet. Aylık bazda baktığımız zaman arkadaşlar yani olası düşüşlerde de buralardan tepki gelecektir arkadaşlar. Aylıkta da 1.540'lara kadar düşüşler normal gözüküyor arkadaşlar. Evet, sodayı artık biraz orta uzun vadeli düşünmenizde fayda var diye düşünürüm. Yani aylıkta da bakınız şu seviyeler destek. Yani bu seviyelerin altına düşmediğimiz müddetçe şöyle bakıyoruz. Evet. 5.40'ların altına düşmediğimiz müddetçe burada da bir sıkıntı gözüküyor arkadaşlar. Evet. Şimdilik söyleyeceklerimiz bunlar. Şöyle bir de dilerseniz 4 saatlik de bakalım. Tüm çizim araçlarını kaldıralım ve 4 saatlik grafik üzerinden de ilgilenmeye başlayalım arkadaşlar. Evet, kırmızı destek hattımız ilk destek bölgemiz. Buradan döndüğü zaman zaten sıkıntımız yok. Ancak kırılım anında mavi çizgide desteğimiz arkadaşlar. Yani şu anda soda için en sağlıklı tablo yakın trade amaçlı bakıldığı zaman şu mavi çizginin altına düşmemek arkadaşlar. Evet. Ancak piyasada benim bir düşüş beklentim var. Bu da ondan nedeni etkilenir. Onu da görmek lazım arkadaşlar. Goodyear'a bakalım. Goodyear güzel primleri. Goodyear ile ilgili teknik analiz çalışmasını yapmış idik. Ve güzel yerlere geldi arkadaşlar. Şöyle yapalım. Yani kırılımların önemi gerçekten çok güzel sevgili dostlar. Yani kırılım yakaladığın zaman bir de böyle birbirine örtüşen tepe tepeye gelen şu şekilde bakınız. Yaptığımız zaman evet. Yani bu kırılımlar bir fırsat idi. Ve bakınız şu aradaki en azından mesafe kadar ne oldu arkadaşlar? Yukarıya bir yükseliş gerçekleşti. Hedefine varmış bir Goodyear'dan bahsedebiliriz. İndikatörlere bakalım. İndikatörlerde tabii ki bir gevşeklik söz konusu. Dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Yani bu seviyelerden bir düzeltme hareketi gelebilir. Yani şöyle alacak olur isek. Yani burada olası bir düzeltme şu şekilde. Zaten buranın üzerine açtığı zaman zaten bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Yani şöyle baktığımız zaman ortalama 3.66 bantlarına geldiğimiz zaman hedefimiz direkt 3.93. Akabinde 4.16. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ancak şu seviyeden bir geriye doğru düzeltme bu şekilde bir hareket yapabilir arkadaşlar. Yani buradan geriye doğru salışta şu seviyelerde bizim için destektir 3.10 bantları. Evet. 3.10 bantları. Bir destek vazifesi, bir düzeltme hareketinin geri dönüşü olabilir. Buraya doğru bir gevşeme olabilir. Ve 3.60 seviyeleri bizim için önemli sevgili dostlar. Bu seviyenin üzerine atmamız lazım ki o zaman şu tepeden kurtulmuş olalım. Yani şu tepecik bizim için önemli arkadaşlar. Yani buradaki satıcı hop burada gelebilir. Yani şuradaki şu düşüş kadar en azından bir düşüş gelebilir arkadaşlar. Dikkatli takip edelim. 3.60 önemli direnç. Bu seviyenin üzerine atmamız lazım. Yoksa aşağıda 3.10 seviyeleri bizi bekliyor olacaktır bu Goodyear'da. Kardemir D'ye bakalım. Mübarek bunda da grafik pek değişti mi hemen bakalım. Evet. İndikatörler hoş durmuyor arkadaşlar. Onun için dikkat. Şimdi zaten dikkatimizi şu direnç bölgesi çekiyor. Bu direnç bölgesi önemli. Evet. Buradan bir dönüş gelebilir. Bu da oldukça normal ki indikatörler de bunun sinyalini vermiş durumda arkadaşlar.
Buraya dikkat ediyoruz. Evet. Bir geri çekilme burada. Yani bu seviyeye kadar gelinmese dahi bakınız. Şu seviyeler önemli bölgeler arkadaşlar. Yani buradan şu seviyelere baktığımız zaman 2.60 seviyeleri burası. Yani 2.60 seviyesinin üzerine atarsak rahatlayabiliriz. Altı sıkıntılı arkadaşlar. Ve nereye kadar bir düzeltme olur? Bakın şu şekilde şu banda kadar bir düzeltme hareketi 2.20'lere kadar bir hareket söz konusu olabilir aşağıda. Evet. 2.60 üzerinde pozitif. Ki önü açık. Aşağıda ise 2.20 destek bizi bekliyor olacaktır ilk etapta. Evet. Kardemir'de ile geçtik. Sıradaki hissemiz Mepark. MLP Sağlık mıydı? Evet. Mepark'a bakalım arkadaşlar. Bakınız burada da dikkat. Hemen uçuşlara kaçışlara kanmayın. Burada da Tonga'yı yiyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle çizdiğimiz zaman bakınız. Hop. Ne geldi burada? Önemli bir direnç geldi arkadaşlar. Evet, buraya ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Zaten şurası da komple direnç. Şimdi burada nereye kadar bir çekilme olabilir? Evet, şöyle çizdiğimiz zaman arkadaşlar. Yani burada bakın dirence temas etmiş. Olası bir şöyle 14.60, 14.50 seviyelerine doğru bir çekilme olabilir arkadaşlar. Teknik anlamda. Evet. Yani buraya doğru bir çekilmede ne olur? Tekrar dördüncü bir destek hareketini buradan yapacak olursa bakın 2-3 buraya kadar çekiliyor. Tekrar buradan bir hareket verirse zaten iyice sıkışmaya doğru gitmiş olan bir hisse var. Önü de açılabilir teknik anlamda. Evet. Hacim oldukça yüksek. Bir de aylık bakalım bu hisseye. Hatta haftalık bakalım çünkü aylık teknik oluşmuş değil o kadar. Evet. Yani umarım bu aylık dönüşü buradan yapmaz arkadaşlar. Buradan bir dönüş yapar ise biraz çekilme yaşayabiliriz. Hatta bakın ana çekilme noktamız şu seviyeler olacak olursa iş biraz daha sıkıntıya girebilir. Yani buraya dikkat edelim. Şimdilik söyleyeceğimiz bunlar. Şöyle bir destek. Dikkat edelim arkadaşlar. Yani buradaki dönüş pek hoş değil. Yani yukarı yönünü kırabilirsek önü açılır. Burada kırılım önemli. Evet. Söyleyeceklerimiz bunlar. Kırılım olmadan asla. Evet, yani kapanış itibariyle bu kırmızı çizgimizin üzerinde ortalama 16-60 bantların üzerinde şöyle bir yerleşmemiz gerekli arkadaşlar. Yoksa hızlı hareketleri görebiliriz. Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Evet. Ne güzel. Cici cici. Beklemeyi göze alanlar sabırla dökülmeden eğer bekleyebileceklerse diğer hisseler uçarken bu yerinde saydığı zaman kahrolup satacaksa hiç bulaşmasın arkadaşlar. Yani emek ister, zaman ister. Yani emek derken biraz sabredebilmesini bilmelisiniz. Çünkü uzun süre yatay gitmiş. Bakın şu bölgede aynı hareketi yine yapabilir arkadaşlar. He, orta ve uzun vade ne olabilir? Tekrar bu tepeleri bakın daha aşağıda bir tepe. 5-6 banttan da oluşabilir mi? Oluşabilir. Yani bunu da unutmamak lazım. Ancak söylediğim gibi sabır hissesi. Bu diplerde uzun vadeli toparlarsanız toparlarsınız. Ama artık iş sizin sabrınızda kalmış arkadaşlar. Yani Avrasya Gayrimenkul ile ilgili çok da öyle amşan bir söze gerek yok. Teknik anlamda. Evet. Zaten şu bölgede yine bu arkadaş da ne yapmış? Satışını vermiş gözüküyor.
Yani şu kısımda yatırımcının, örneğin burası direnç, burası direnç. Yani şu seviyelerde yatırımcının böyle sabırla beklemesi lazım arkadaşlar. Yani bu bölge kırılmaktan sonra şöyle tam bir mum bu seviyenin üzerinde oluşturmadıktan sonra yani bu düşüşü oldukça normal görmeliyiz. Bakın deyip yani şuralarda bir dip oluşturabilir arkadaşlar. Yani geri çekilmemiz şöyle 1.25-1.30 bantlarına doğru bir geri çekilme söz konusu gözüküyor. Şimdi teknik anlamda tabi buradan yukarıya da verebilir mi? Verebilir. Yani bu tavsiyeler her şey mümkün. Ama uzun vadede düşünülmesi gereken bir hisse tarzı olarak görüyorum. Uzun vadede düşünmeyecek olanları bu arada trade'de al sat'ta pek boğuşmasının bir anlamı yok. Çünkü o kadar ahımşan bir tekniğin işlediğini söyleyemeyiz arkadaşlar. Evet. Polo'ya bakalım. Polisan Holding. Kıralım güzel. Eyvallah. Evet. Görünüm güzel arkadaşlar. Buradan bir düzeltme hareketini yapabilir. Ancak şöyle baktığımız zaman 2.90 bantlarını stop olarak takip edebilirsiniz. Yani şunu da söyleyeyim. Tabii 2.90 yataydaki desteğimiz. Ancak bu tarz hisselerde ne oluyor? Böyle direnç noktaları, direnç noktaları denk gelip bakın bir kırıyor. Daha sonra gelip tekrar buradan pullback dediğimiz onayı alıp yukarı çıkabiliyor. Şimdi 2.90'la stop olalım arkadaşlar. Tekrar olası bir şu şekilde destek dönüşü yukarı doğru yaparsa da tekrar 3.10'larda dahi bu hisseye girilebilir teknik anlamda. Evet. Polo şu bölgede bizi yoklayacak. Yani burada olası bir şöyle diyelim tekrar çizelim burayı da. Şu şekilde yapalım arkadaşlar. Yani 2.83'lere kadar düşüşler normaldir. Çünkü kırmızı destek çizgisi bizim için önemli. Deva'ya bakalım. Arkadaşlar burada da henüz yükseliş sonlanmış değil. Yani trendde bir bozulma yok. Teknikte bir bozulma yok. Yani yükseliş devam ediyor. Yani olası siyah bandın altına düşmediğimiz müddetçe burada yükseliş devam ediyor. Şöyle haftalık bakalım. Evet, burada da henüz bir satış gözükmüyor arkadaşlar teknik olarak. Ha, şimdi epey primledi. Ayrı mesele. Yani eli kulağında diyebilir miyiz bir düzeltmeni? Bence diyebiliriz. Yani bu yükseliş öyle basit bir yükseliş olmadı arkadaşlar. Öyle bir düzeltmesini de yapmıştı. Yok henüz. Baktığımız zaman primlemesi şu bölgede zaten alımı yakmış. Yani %70'ler hatta 80'lere kadar çıkmış. Ancak öyle ahımşan bir düşüş sergilememiş. Dikkat edelim. Her an her şey olabilir arkadaşlar. Yani bu tarz hisselerden ben tırsıyorum, korkuyorum. Ona göre bakınız daha önce de aynı benzeri durum. Bakın şu seviyeden gitmiş hop aşağı. Bakınız hop tekrar şu şekilde aşağı olabilirsiniz arkadaşlar. Yani eğer dip bölgelerde 4.80'lerde alınmışsa bir kar satışları gelebilir. Dikkatli olmayı tavsiye ediyorum. Devada. Yani şöyle diyebiliriz. Hisseye girmiş olan insanlar için zaten sıkıntı yok. Diyelim ki 4 bantlarında hisseye almış. Zaten hisse 2 katına gelmiş. Yani burada ufak tefek düşüşler olsa da veyahut da 3 bantlarında almış.
o kadar koymaz. Ancak sen kalk bu kadar bir primlemiş hisseye gel burada gir. İşte geriye düşüşler olursa o zaman sakata gelirsin. Onun için mümkün mertebe böyle çok primlemiş hisselerin peşinde ziyade biraz daha henüz primlememiş hisseleri bulmakta fayda var. Yani şu da var mı? Çanak muhabbeti bakınız. Yani şuradan eğer katlama hedefini yapacak olursa arkadaşlar ciddi bir getir potansiyelini barındırdığını da söyleyebiliriz. Onun için 7-20 bantları zaten bizim her halükarda ana stop noktamız arkadaşlar. Burayı ihmal etmeyelim. Hemen fiyat etiketini yapıştırdığım zaman 12-60'lara kadar yolculuk söz konusu olabilir. 7-15-7-20'lerde bizim stop noktamız arkadaşlar. Evet. Deva'da orta ve uzun vade düşünen hisseyi 3'lerde 4'lerde alan arkadaşlarımız için henüz böyle bir satış durumu söz konusu değil. Şu bölgeyi referans alarak, destek alarak ne yapabilirler? Takibi sağlayabilirler. Çünkü onlar için yani şurada 4'te 3'te alanlar için bir 12 TL'ye kadar bir hedef söz konusu. Ancak bu seviyede primleme olayı biraz daha zayıf olacaktır. Ancak dediğimiz gibi 12 hedefimiz söz konusu ve kesinlikle arkadaşlar burayı baz alıyoruz. 7-15, 7-20 destek alıyoruz. Otkar'a bakalım. Evet, Otakar. Evet. Şimdi bu da güzel sevgili dostlar. Yani teknik anlamda güzel muhabbetler kurabileceğimiz bir hisse. Şimdi ister TOBO üzerinden gidelim. İsterseniz şuradan katlama hedef. İlk önce katlama hedefinden gidelim ki en azından stop noktamız biraz belli olsun arkadaşlar. Evet. Şöyle çizdiğimiz zaman 136 70 bantları hatta 100, evet 136.70 5 günlük hareketli ortalama pardon 20 günlük hareketli ortalamamız 138.80 seviyelerini stop olarak takip edebiliriz sevgili dostlar. Yani bu seviyenin altına düşmediğimiz müddetçe yani henüz bir satış dalgası gelmiş diyemeyiz. Ara ara düzeltmeleri yapabilir ancak 138.80 bandının altı tehlikeli. Şimdi burada katlama hedefine gidecek olur isek ...216'ya kadar bir hedefimiz söz konusu olabilir sevgili dostlar. Katlamadan kaynaklı. Bakın sol omuz baş, sağ omuz muhabbeti yapacak olur isek de... ...bakın şu seviye kadar... ...kırılımla beraber... ...180'lere kadar... ...yolu var. Yani burada eğer bir TOBO muhabbeti yapacaksak... ...hedef 180... ...çanak katlama hedefi muhabbeti yapacaksak da... ...hedef teknik anlamda 216 bantları olarak karşımıza çıkıyor... 138.80 bantları stopumuz arkadaşlar. Ona göre muhabbetini kurarsınız hisseyle. 138.80'in üzerinde her türlü yola devam edilir. Altı risktir arkadaşlar. Ona göre takibini sağlayın. Evet, Akdeniz güvenliğine bakalım. İndikatörlere bakmadık ama. İndikatörlerden RSI burada önemli. Bakın RSI eğer burada düşen yani yükselen kırılmak üzere kırılmıştı hatta. Şöyle tekrar çizelim. Yani bu seviyeye dikkat edelim arkadaşlar. RSI şöyle 59-50 bantların altına gelirse iş sıkıntı doğurur. Ve 138-80 bandın altına gelip toslayabiliriz. Dikkat edelim. Akdeniz güvenlik, Akgür. Evet. Bunu günlük grafiğe alalım. Biraz öncekiler haftalık grafikti.
1.70 bantlar arkadaşlar stopumuz. Çünkü burası bir dirençti. Geçildi. Yani 2.16'lara kadar yolculuk buradan normal arkadaşlar. Yani buradaki hedef 2.16. Yani şu iki mesafe arasındaki bölge 2.16 söz konusu. İlk etapta gelebileceğimiz nokta bakınız. Şu bölgeler test edilebilir arkadaşlar. Ortalama 2.50 bantlarına kadar yolculuk söz konusu olabilir teknik anlamda. Artık Akdeniz Dümenlik'te bakın şu dip bölge. 1.26 bizim artık mal toplama bölgemiz arkadaşlar. Bakın 1.26 bölgesi burada bir ikili dip. Yani olası bir üçüncü dipte ve dönüşte burada üçlü dip formasyonu söz konusu olur. Ancak söylediğimiz gibi 1.70 bandı bizim için önemli bir dirençti, kırıldı. Şimdi 1.70 bizim için bir destek sevgili dostlar. Yani bu bölge bizim için bir destek. Yukarıda da 2.16, 2.15 seviyeleri bizim direncimiz. Bu seviyede aşılırsa zaten daha yukarıda da 2.50'lere doğru yolculuğumuz söz konusu olur. Asalı dananın kuyruğu kopacağı yer. Ola ki bir 2.50 seviyesine geldik. Bakınız 3. 4. direnç noktamız olacak ki işte buradaki kırılma çok hacimli olursa yukarı yönlü sert hareketler, ancak buradan aynı bu hareketler gibi geriye dönüşlerde söz konusu olabilir arkadaşlar. Evet, 1.70 stoplu takip ediyoruz. Akdeniz Güvenli ilk etapta 2.15 ve 2.50 şeklinde dirençlerimiz, 1.70'in altında da 1.25 bantları bizim ara destek bölgemiz. Evet sevgili dostlar, artık kusura bakmayın biraz hastayız. Artık idare edin. İyi kötü yine bir şeyler paylaşmaya çalışıyoruz. Video arasında öksürüktü vesaireydi. Artık kusura bakmayın. Ekranımızda artık 14 adet miydi? 2, 4, 6, 8, 10, 12 adet hissenin teknik analizini yansıttık. Yatırım tavsiyesi olmadan sağ alt köşedeki abone ol butonuna tıklayıp abone olmayı ve yayınlanan videolardan anında haberdar olmak için de bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın sevgili dostlar. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.